aldığımız öğrenim kredisi 1250 lira. Yani devletin bize verdiği öğrenim kredisi 1250 lira ama eğer ben şayet ki okulda 3 öğün yemek tüketmeye kalksam yani bize sunulan en ucuz alternatifte dahi ben bu yemek ücretini karşılayacak bir seviyede değilim. Hemen hemen iki katı aşan bir uyuşmazlık var burada. Tabii ki de biz öğrenciler olarak bunu kabul edilebilir bulmuyoruz. Okul açıldığından beridir bu zamların geri çekilmesi üzerine bir eylem örgütlüyoruz. Bütün öğünlere yapılan zamların geri çekilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda öğünlerin kalitesinin yükseltilmesini talep ediyoruz. İlk üniversiteye başladığımda yemek fiyatları her 3 öğünde 3,5 liraydı. Sonra yavaş yavaş arttırıldı süreç içerisinde. 6,5'a çıktı ben 3. sınıfa geçtiğimde. Sürekli aslında bir yük bindi üzerimize. O yüzden ben ses çıkarılması gerektiğini düşündüm. Ve gördüm ki üniversiteli arkadaşlarımız toplanmışlar. Bu konuda hemen bir aksiyon almışlar ve bir dayanışma sergilemişler. Ben de buna katıldım ve bir şeylerin artık yani, değiştirilmesi gerektiğini anladım. Çünkü sustukça daha da çok tepemize biniyorlar ve bu konuda hiçbir şey göstermiyor, utanma göstermiyorlar. Toplantılar alıyoruz düzenli olarak ve neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. İlk iki hafta yemekhane eylemleri yaptık işte kaşık çalarak. Bunun dışında imza kampanyası başlattık, imza topladık ve insanları dayanışmamıza davet etmeye çalıştık. Akademik hayatımızı artık düşünemiyoruz. Yani sıra arkadaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu aynı zamanda çalışmak zorunda mesela. Yani part time, full time çalışıp bir taraftan da eğitime devam etmek zorunda kalan çok geniş bir kitle var. Yani sürekli maddi kaygılar güderek okumak zaten çok verim alınan bir eğitim hayatı sağlamıyor. Bu çok bizi aşan bir zam. Çünkü şöyle mesela ilk başta 20 liraya çıkartıldı bir öğün. İkinci öğünler 35 lira dendi. Tabii biz bir eylemlilik koyunca ortaya ve öğrenciler bir dayanışma örünce rektörlüğün de bir geri adımı oldu ve dedi ki 15 liraya çekiyoruz bir öğünü ama mesela diğer öğünleri aldığımızda 35'er lira yapıyor ve bu günlük 85 liraya geliyor. Yani okulda 3 öğün yemek yiyen bir öğrenci günlük 85 lira veriyor. Bu da aylığa vurduğumuzda 2550 lira yapıyor. KYK bursu ya da kredisi 1250 lira. Yani burada öğrencilerin asla karşılayamayacağı bir ücretle karşı karşıya geliyoruz. Yani şu anki süreçte AKP bu krizin bedelini öğrencilere ödetiyor gibi bir şey oldu rektörlük işbirliğiyle de beraber. Biz de bunun için dayanışma çağrısı yapayım ben buradan. Biz Ege Üniversitesi dayanışma olarak bir direniş örüyoruz. Arkadaşlarımızı da bu direnişe davet ediyoruz. Çünkü direnmeden biliyoruz ki rektörlük geri adım atmayacak ama biz kararlıyız yani. Daha önceki yemek fiyatları geçen senelerde de açıkçası yine yüksek fiyatlar vardı. Özellikle randevu almadığımız zamanlarda fiyatlar yüksek oluyordu. Önce 12 liraydı, sonra 23 liraya çıktı. Bu sene 67 liraya çıktı. Bunları da fiyat bazından değerlendirmektense yani zam oranı olarak yani zamlar az bir zamlar değil, %193'lük zamlar 9 Eylül'deki. Keza Ege Üniversitesi %200'ün üzerinde zam yaptı. Yani öğrenciler kimisi çalışmak zorunda kalıyor, kimisi sadece bursuyla geçinmek zorunda kalıyor. Ve bu durumda yemeklere yetmiyor paralar. Yani bize o zamlar yapılmadı. Biz %193'lük bir zam almadık burslarımıza ya da patronlarımız bize bu zamları yapmadılar. Bu yönden baktığımızda öğrencilerin sadece tek problemi de yemek değil tabii ki. Barınma problemleri de var, ulaşım problemleri de var. Bunları hepsine hesaba kattığımızda yemek de çok büyük bir yük olmuş oluyor öğrencinin üstüne.